Antalya'dan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toyota Corolla 1.4D kodlu hatchback 5 kapı bir araba inceleyeceğiz. Aziz kanka, söz sende. Bize biraz arabadan bahset. Hani daha çok sen kullandın bu arabayı. Evet. Hani özellikler, hissiyat nasıl bir duygu? Yani bu Japon'da olmak nasıl bir duygu kanka? Yani şöyle başlayayım. Şimdi öncelikle araba 2006 model. Evet. 90 beygir. Evet. 190 Nm tork var. Onun haricinde işte 90 beygir dedin değil mi? 90 beygir, 190 Nm tork. Onun haricinde çift airbag'li. ABS var. Klimalı. Bunun haricinde çok da teknik özelliklerini anlatacak işte bagaj hacmi 260 litre bagaj hacmi var. 260. Yeterli bir bagaj hacmi. Hatchback bir araba sonuçta. Yani 260-270 neyse. Onun haricinde hiç aksamda o kadar da anlatacak çok bir şey yok. Hissiyat olarak şöyle, tamamen Japon. Evet. Yani Japon arabalarına alışkın olduğumuz bu bir sertlik vardır Japon arabalarında. O sertlik var. İşte tuşlardaki hissiyatlar aynı şekilde. Ya bildiğin bu Civic'ler gibi, Corolla'lar gibi değil mi? Şey aynen. Eski şeyler var ya, GL'ler. Aynen. Onlar gibi veya Nissan arabalar da aynı şekilde. Evet. Onlar da aynı sertlik vardır yani. Ya bu Japon arabalarında standart kanka zaten. Genelde hepsinde oluyor. Aynen. Japonlarda o sertlik ve güzel yani. Ne çok rahatsız ediyor ne de çok Alman arabaları gibi çok da rahat değil aslında. Evet. Ama ikisinin arası böyle güzel bir araba. Toyota yakıt olarak güzel. Zaten güzel bir araç. Güzel bir araç. Yakıt tüketimi ortalama 5,5 litre civarlarında, şehir için 4,5 litre civarında bir yakıt tüketimi var. Ama genelde baz vurduğumuz zaman hani şehir içi şehir dışı 5,5 litre civarlarında bir yakıt tüketimi var arabanın. Ki bu da arabanın hatchback oluşu, şehir içinde çok rahat park yeri bulabilmem vesaire dönüp. Hani bir kadın için özellikle çok iyi. Yani tek kadın değil tabii, erkekler için de iyi. Böyle arabanın ufak olması, şehir içine yönelik bir araç olması ve yakıt tüketiminin şu anki yakıt fiyatlarına göre 5,5 litre bence çok ideal yani. Normal çok, bir yakıt. Aynen öyle. Ne fazla ne az kanka. Tam böyle yani, ideal. 5,5 litre gayet iyi. Aynen öyle. Onun haricinde 5 litre manuel vites var. Evet. Başka da önden çekiyor bir araba zaten. Toyota'ların geneli hepsi önden çekiyor. Aynen. Toyota, aynen. Supra hariç. Şeyler hariç. Supra ve o pick-up'ları hariç. Aynen. Hilux'lar var. Onlar hariç. Önden çekil zaten. Ya zaten hatchback, yakıt az olsun diyorsan arabaların çoğu %70'i zaten önden çekiş kanka. Önden çekiş. Sonra aynen, onun haricinde öyle. İşte dizel, 1.4 dizel, evet. Turbo dizel. Bu da gidişinde gerçekten seri araba. Yani hızlanması falan güzel. Hatta şu an böyle müsait bir alan bulursak bir hızlanma denemesi yaparız. Klima açık şu anda. Fazla da şey yapmayalım. Ceza yazıyorlar. Yok, normal yani 0-100. O şekilde bir değerlendirme yaparız. Ya kliması da şu anda mesela Antalya 30 derecenin üzerinde, 32 derece falan var şu anda. Demin baktım ben şeyden. Nem oranı da yüksek. Aynen, nem oranı da yüksek şu anda. Yani bugün bayağı bir sıcak. Klima açık. Sıkıntısız bir şekilde arabanın yürürünü de engellemiyor. Performanstan da düşmüyor ve içi de buz gibi yani bu. Evet. Özellikle Antalya'da yaşayan insanlar için mükemmel bir şey. Aynen. Klima olmasa ne yapardık? Klima olmasa ne yapar? Aynen. Barki açıyoruz falan böyle, yanlarsın kanka. Onun haricinde söylemeyi unuttuk. 4 cam otomatik var. Ha evet, 4 cam otomatik. Evet, bunların bazılarının arka camları çevirmeli oluyor aynen. Bu arabada. 4 cam otomatik. Zaten çok da bahsedecek bir şey yok. Klasik bildiğin bir Toyota Corolla aslına Toyota bakarsan. Corolla hatchback. Aynen öyle. Güzel bir araba. Onun haricinde de anlatacak. İşte araba stok haliyle altında 4 tane bu bizim kara jant dediğimiz teneke jantlardan var. Ya burada çelik jant yok değil mi? Aynen, çelik jant yok. O da işte bir fayda, yakıtta biraz daha düşüyor. Hafif olduğu için aynen. Fark ediyor araba. Yani hafif derken yine 1200 kilo civarında bu araba. Aynen. O bakmıştım ben. Evet, şey olarak 1200 kilo civarında. Ama ona rağmen yakıtı yine az. Ya zaten kanka hatchback arabaları hani maksimum 1200-1300. Çok ağırına ben hiç denk gelmedim. Evet. BMW'ler 1300 kilo civarında. Şöyle. Aynen. Zaten 11-12 saniye içerisinde çıkıyor diye fabrika verileri var ama aynen. Hani sen bunda yüksek devir kullandığın zaman aşağı yukarı 7-8 saniye bulmuyor yani 0-100
çıkması. Turbo besleme olduğu için illaki fark ediyor. Hani normal düz bir motor gibi değil şimdi yani. Fabrika bayağı... verileri de şimdi en baz veriler yani. Aynen. Ortalama böyle en düşük verileri veriyorlar genelde. Yani tüketiminde de aynıdır. Kesinlikle. Hani hızlanma 0-100 saniyesinde de aynı. Şu an mesela 100 km hızla gidiyorum. 2100-2200 devirde 100 km hızla gidiyor. Yani bu arabayla 100 km süratle gidersen yakacağı hani normalde şurada gösteriyor bakalım kaç göstermiş. Yani şu an yok çıktığım şu an 6.4 anlık şu an 6.4 gösteriyor. 6.4 değil hatta 4.6 gösteriyor. Ha, yeri ortalamaymış. Aynen. 4.4 gösteriyor. Zaten arkadaki kameradan gözüküyor, onu da koyacağız oraya. 4.3 litre gösteriyor. Şu an 3'lere düştü. Yakıt tüketimi oldukça düşük bir araba. Şehir içi kullanıma göre fazlasıyla ideal. Yani tek şehir içi değil tabii, şehir dışı da kullanabilirsin. Yani genel kullanacaksın zaten. Ben bir araba aldım, şehir içi, şehir dışı ayrı olarak yani. Arabayı hiçbirimiz almıyoruz. Genelde ortalamada yani yakıt olarak uygun. Aynen. Kullanışlı evet. Araba. Peki kanka, şu anda bunun en merak edilen bir konu, bu aracın güncel piyasa durumu nedir? Kanka şöyle şimdi, hasar kayıtları var bunların. Yani en düşük fiyat olarak şöyle söyleyeyim, 33-34 bin liradan başlıyor. Hani 40-45 civarında var. 40-45'e de hasarsız 45'e, böyle, orijinal. Yani biraz daha temizi böyle, kilometresi az daha düşük olanlar var onlar. 40-45 civarı yani maksimum 45 eder de bence bu araba. Hani çok temiz olursa 40 bin lira bir ederi var. Ya tabii şu an Türkiye'de arabalar aldı başını gidiyor kanka. Aynen, yani sıfırların fiyatları yükseliyor. Sıfırlara zaten girmiyorum ama hani sonuçta Türkiye'de çalışan kitle belli kanka. Hani çoğunluk asgari ücretin birazcık daha üzerinde çalışan bir kitleyiz ve bu kitle içinde arabaların fiyatları çok yüksek. Artı arabadan ziyade yakıtlar da yüksek kanka. Yani aslına bakarsan asgari ücretin biraz daha üzerinde çalışan bir insan ortalama halde bu arabayı alabilir kanka ya. Yani orta halde böyle ne ya çok en azından yüksek çekmek ne düşük çekmek hem ortada. Aynen, hem fiyat olarak üzmez hem de arıza olarak Japon arabalarının çoğunuz biliyorsunuz zaten kolay kolay arıza vermiyor. Tabii, bakım arası sağlam. Çok bir masraf yapmazsın. Tabi bakımını zamanında yaptığın sürece bu arabalar çok aynen arıza öyle yapacak bir araba değil. Bence tavsiye. Yani kullanışlı güzel araba. Zaten ben de bir sürdüm. Japon hissiyatını verdiği için insana farklı bir haz veriyor. Yani bu Japon arabalarında koltuklarda basıklık var. Öyle bir Volkswagen vesaire gibi yukarıda oturmuyorsun. Ama bununla böyle gömülüp gidiyorsun içine ve ben de bunu çok seviyorum. Bunun da öyle olması benim için bir arttı. Ben alırım şahsen bu arabayı. Güzel araba. Biraz trimler şey kanka yani. Trimler kapılarda yumuşak böyle. Yumuşak gibi ama değil ama gibi. Deri değil ama böyle suni bir yapı kullanmış. Genişlik bir yapısı aynı var. Aynı şekilde göğüste de aynı yumuşak aynen bir yapı var. Tam plastik değil ama böyle güzel bir deri de değil yani. Görüntü olarak güzel. Konsolun ortalarında böyle bir herhangi bir işte mount veya ahşap bir kaplama herhangi bir şey hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Dümdüz bildiğin yani düz vermişler. Araba. Bu Japon arabalarında genelde böyle bir düzlük vardır. Aynen. Yani ön göğüs düzdür. Bu araba da aynı şekilde düz bir göğüs kullanmış. Ya bir de güzel yani kanka, bunun teybinde yol bilgisayarının olması. Bu harbiden iyi. Teybinde var. Aynen öyle. Yani İBE'ye, yani o gösterge panelinin içine dönmek yerine radyonun üzerindeki ekrana adamlar yol bilgisayarı yapmışlar ve buradan yakıt tüketimi, ortalama ne kadar geçeri vesaire bu tarz şeyleri görebiliyorsun. Bu da güzel artılardan birisi bence. Olması evet gerekiyor çünkü. Mesela gösterge tablosunu kontağa çevirdiğin anda hemen ışık yanıyor. Yani aynen, senin led paket. Farları yakmana falan gerek yok. Led paket değilse de onun gibi bir şey. Aynen öyle. Yani orijinal gece standartını yapmış. Ya yani adam ampul koymamış. Baksana yol tutuşuna, yol tutuşuna baksana döndüğüm viraja. Hiç araba gerçi süratin fazla değil hani 70-80 arasıydı ama girdiğim viraj şeydi. Ama girdiğim viraj sert yani. O viraja rağmen lastikleri de çok geniş değil. Yol tutuşu güzel yani. Ya yol tutuşu da önemli. Arabanın gidişi de önemli. Ya bence bu parayı hak ediyor kanka. Zaten bu bant da açıkçası yani bu 38-43 aralığında çok da fazla bir araba çok yok. Çok da bir seçenek yok. Yani. Araba var ama hani alınıp binilir mi orası ayrı bir meçhul. Ayrı bir muamma. Yani eski modeller artık fiyatları yükseldi. Aynen öyle. Yani bugün bunun emsali Honda Civic var. 98 model mesela. 98'ler. Aynı para. Aynı para. Adam 40 yani bu araba istiyor. 2006 model. Sonra dizel. Yakıtı uygun. Evet. Hani LPG gibi öyle otoparklarda girip çıkamama. Şimdi gerçi onu kaldıracaklar herhalde duyduğumuza göre ama öyle bir derdi yok. O yönden güzel yani. Kesinlikle. Yani ben olsam bir Honda Civic alana kadar bu araba
kanka 5-6 yaş fark var. O ayrı mesele, motor, yakıt. Hani bunlar çok önemli. Sonuçta bir... Ya tamam, tüplü binmediğini varsay, benzinli bindiğini varsay. Sonuçta bir o eski, o 98-99 Honda'lar eski nesil motor. Her ne kadar atmosferik, hani böyle güçlü bir motora sahip olsa da yakıt olarak illaki fazla yakacak. Hani şu anda bu Leon'lardaki vesaire o tarz arabalardaki gibi turbo benzin, TSI motor olmadığı için yakıtta insanı illaki yüzer. Şu anki güncel yakıt fiyatlarında illaki yüzer. Dizel mantıklı ya. Dizel mantıklı bu bence arabalarda. De. Aile arabası olarak hani arabayı yükleyeyim, biraz beni oynayayım, az serseri işi olsun derse. Yazılım atarsın. Yani yazılım atarsın. Aynen gerçekten öyle. Ama benzinli arabayı, gerçi benzinli arabayı da çok yükleme şansın yok. Yani ya var da para lazım ona kanka. Bir turbo atarsın, başka da bir şey yapamazsın. Ama dizelde öyle değil. Hani bir katalizör iptali yaparsın, düz boru çekersin altına. Yazılım. Bir yazılım atarsın zaten, yazılım, hard yazılım çarpıyor buna. Bol dumanlı gezeceksin ondan sonra. Gezersin. Her gün araba yıkar. Cezaları var ama buna da yapacak bir şey ya yok yani. Gülü seven dikenine katlanıyor. Öyle öyle. Gerek yok ya. Al abi stop in, niye uğraşıyorsun? Diyeceğim, hani her insan ister açıkçası böyle yani benim arabam en hızlı olsun. Aynen, ama öyle. Nereye kadar ya? Hani zaten cezalar belli. Acayip bir şekilde bir... Bir de şimdi bu arabanın fabrika bir veri belirlemiş. Bu arabaya bir standart oturtmuş. Sen şimdi bunun üstüne çıktığın zaman diyelim yazılım attım işte, arabayı biraz daha güçlendirdim, bu sefer frenlerin yetersiz geldi. Kesinlikle. Korsalardan bildiğimiz bir özellik, abi fren yok diyor birçoğu. Niye yok? Aynen. Çünkü sen yapıp turboyu büyütüyorsun. Ondan sonra bir hibrit turbo atıyorsun. Bir yazılım atıyorsun. Interkolü büyütüyorsun. Ne oluyor? Araba diyelim 70 beygirlerden çıkıyor, 110-120 beygirleri. Çıkıyor ama bu sefer frenler yetersiz gidiyor kalıyor. Da. Çünkü gidiyor ama çok da yetersiz kalıyor. Arabanın evet. Kasası da hafif. Bu sefer frenler yetersiz kalıyor. Duramıyorsun. Bu sefer kaza oranı artıyor. Aynen öyle. Hani yaparsın ama belli bir düzeyde yapmak lazım. Ya zaten şu anda hani özellikle korsalarda sağlam oynayan insanlar, hani motoru gerçekten iyi dolduran insanlar frenlere de önem veriyor kanka. Çünkü ne olursa olsun bir araba lazım. Gittiği kadar durabilmeli de. Tabii. Yani ne olacağını bilemezsin abi. Hani Allah kimseye kaza bela göstermesin. Kötü bir şey. Bak hızlanması, şurada gerçi yapmayalım. Kamyon var. Bak bu da yazılımı kanka, duman atıyor. Bak üçüncü viteste kalktım şu an. 40 kayıp kalktım. Yaklaşık 3-4 saniyede 90'a geliyor. 90-100'ü gördü yani. 2000 devirde kalktım aşağı yukarı. 4000 devirde. Ya zaten güzel yanı o. Turboyu direkt açıyor araba. Evet araba hani o 190 Fiesta'lar gibi değil. Torku hissediyorsun. Aynen. 190 Nm tork gerçekten veriyor yani araba. 2006 model olmasına rağmen. Ya fazlasıyla başarılı kanka. Güzel bir araba. Ben beğendim ben. Ben çok aslına bakarsam Corolla pek seven bir insan değilim. Yani daha doğrusu hiç Corolla'ya binmedim. Sedanlarına falan bindim ama eskilerine bindim. Ki bu binilebilir bir araba. Öyle rahatsız edilir. Yani sert mert dedik ama koltuklar falan gayet şöyle rahat yani. Şöyle bir Alman kalitesi bir rahatlığı yok ama. Yok. Böyle çok hani Hyundai gibi o tarz arabaların da sertliği yok. Aynen öyle. Bir Fiat arabasına binersen biraz serttir, böyle kazıktır. Bunda ne o sertlik var ne Alman gibi yumuşak değil. Tam böyle ikisinin arası bir şey. Japonlar zaten sever böyle küçük araba yapmayı. Aynen öyle. Böyle arabaları biraz basıktır. Koltukları falan böyle biraz insanı sarar. Bunda aynı, koltukları güzel sarıyor. Japonlar seviyor böyle küçük araba yapmayı. Ama kaliteli. Motor bloklarına bakımını yap. Devam. Yağını suyunu zamanında değiştir. Ya hiç her araba için öyle kanka. Bakımını yaptıktan evet, sonra zaten... Ama Japonlar bir nebze daha tabii, kaliteli. Tabii. Bir listede vardı hatta hani en az arıza yapan arabalardı ama tabii şimdi o sıra şeyini hatırlamıyorum. Mazda birinci sıradaydı bildiğim kadarıyla. Mazda en az arıza yapan arabaymış. Olabilir. O sırada hani Toyota'da en fazla 5. sırada falan. Aynen. O öyle bir şeyler dedi. Ya 4 ya 5 mi? Evet. 3 mü? Öyle bir şey. Aynen. Tam hatırlamıyorum da. Onu da bulup bakmak lazım. Ha, Toyota bence kaliteli güzel bir araba. O fiyatlarda alınabilecek. Ya bu fiyat bandında gerçekten çok iyi. Yani var daha nice arabalar var. Zamanla bu band aralığında, bu banttan daha düşük 30 bin lira civarlarında araba inceleme videolarımız da gelecek. Hani zaten bir insan bu videoyu açıp niye bakar? Bu arabayı alacaktır, kafasına yatmıştır. Tabii der, canım, ya yani acaba bir yorumları nasıl aynen, bir bakalım. Aynen adam öyle. Kullanımı nasıl işte. Aynen öyle. Merak eder bakar. Biz de merak ettik. Çok kesinlikle. Araba yani. Alacağımız zaman en önce YouTube'a girip aynen öyle. Bir arabanın videosunu izledik, özelliklerine baktık. O şekilde abi. Amacımız o zaten, hani kişiler mağdur olmasın. Yani gerçekten burada doğru
istemiyoruz. Kadar aynen. Yani. Hani biz teknik verilerinden vesaire böyle sürüş hissiyatlarından bahsetmek istedik açıkçası. Çok da detaya girmek istemedik. Hani yalancı konumuna düşmek gibi olmasın diye. Ya burada arabayı övmek değil bizim amacımız. Aynen öyle. Amacımız. Sonuçta 2006 model araba sıfır bir araba değil ki övüp bunu sattıralım. Yani. Hani maksat hani bir nebze belki yardımcı olabilir miyiz bu tarz bir araba almak isteyen kişilere diye bu videoyu çekiyoruz. Kanka bu arada demin Burak aradı. Şu ileride Flora Park var ya. Evet. Onun oraya dön de onu da alalım arabaya. O da gelsin. Vites geçişleri falan tıkır tıkır geçiyor arabanın. Güzel arabanın. Hiçbir sıkıntı yok. Arabanın baskı baltası da güzel. Yeni bir geçmiş galiba. Arada kolçağı falan da var yani. Çoğu arabada olmuyor. Kolçak çok bardak önemli. Bardak var iki tane. Aynen iki tane bardak. Bunları zaten konuşurken aralara böyle vereceğiz. Sıkıntı yok. Onlar da göreceksiniz. Kol dayaması var. Aynen. Şimdi kol dayamanın içine güzel bir göz var. Bir de torpido çok büyük değil ama ideal bir şey var. Hani ruhsat vesaire böyle gözlük. Rahat bir 10 litre civarında bir torpidosu var. Yani bu segmentte orta derecede aynen. Güzel bir kol kolu var. 2,5 litre kolayı alır kanka. Yaz aylarında atacaksın sahile. Bir küllüğü var. Küllüğün üzerinde bir bir cep var, aynen. Bir cep var, bayağı da derin yani. Derin. Böyle bir el içine sığıyor. Kapılardaki bu cepler ideal, çok ya çok büyük değil, çok küçük da, aynen, aynen. Böyle orta seviye, kullanışlı bir şey yani bir fetişe falan sığdırabilirsin bunu. Ufak tefek şeyleri, havlu falan öyle şeyleri koyabilirsin. Ya açıkçası bahsetmemiz gereken şeyler bu kadar diye düşünüyorum. Hani, bu arada şey bu güneş vizörün de ayna falan da var. Hani şimdiki arabalarda bunları koymuyorlar. Neden koymuyorlar onu da bilmiyorum. Adamlar şu kol tutacak aynen öyle. Opsiyon yapmışlar. Ki şu an şaşırdım. Sende kol tutacağı var kanka. Yani, şoföre koymuyorlar var, normalde. Normalde bunlar yok ama bunlar var. İlginç. Sonradan takılmış veya orijinal olabilir. Bunu orijinal duruyor kanka. Kesin bilmiyorum orijinal duruyor ama. Bunlar da yerleri oluyor yani. Japon Honda'larda var mıydı? Honda'larda yoktu herhalde ya. Yok zannetmiyorum hocam. Hani yeri var da kendi yok. Aynen. Buraya askılık gözlük oluyor. Falan takılıyor veya askılık gibi bir şey. Ya sanırım Farış adamlar her şeye koymuş abi. Çok aynen. Da fazla zaten o zaman 2006 yılında ne koyabilir ki? Hani... Ya var şimdi 2006'da da böyle çok dolu arabalar var, var ama bu segmentte var, tabii. Sınıfında... Zaten C segment bir araç kanka aynen, bu. Aynen C segment hani bu segmentte de ideal yani. Fazlasıyla ideal. Eksiği yok arabanın. Yeşil mi yalnız? Aynen hemen korna sizi geldi arkadaşlar. Yani bir onlar görüyor yeşil ışığı. Biz hiç görmüyoruz. Ama Burak gelmemiş herhalde. Gelmiştir ya. Lan biri geliyor. Nereden? Karşıdan. Volvo patlat değil. Arkadaşlar bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani bir bakın değerlendirin. Almadan önce mutlaka ekspertiz araçlarınızı götürün çünkü alıcılara çok güven olmuyor. Adam şu yok bu yok diyor, araba pert kayıtlı çıkıyor. Yani pert kaydı çıkmıyor ama araba pert çıkıyor. Arabanın yarısı değil. Aynen öyle. Oluyor. Bu tarz şeylere gerçekten dikkat edin. Paranızı çöpe atmayın. Trafikte de emniyet kemerlerinizi mutlaka takın. Aynen öyle. Her şeyden önce can güvenliği. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.